town. Your night takes its time. Like the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go. Tekrar merhaba. Yola çıkıyorum. İki günlük fuar ve iş arasından sonra birazdan Praga doğru yola çıkacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. 1. İçinde polar var. 2. 3. Isıtmalı yelek. 4. Tişört. 5. Bir de altında termal uzun kollu. 6 kat. Bu galiba motor kullandığım en soğuk hava oldu. Çünkü şu anda hava 2 derece. Durduğum yerde. Giderken bunu nasıl hissedeceğiz acaba? Neyse ama ekipmanım falan tamam. İşte dediğim gibi yeleğin ısıtması var. Şöyle pilli ısıtmalı eldiven falan var. Gazamız mübarek olsun ne diyeyim. Şans dileyin. Birkaç saate görüşürüz. Lahana gibi giyindim, pilli eldiven, ısıtmalı yelek falan filan var. Tabii çok işe yarıyor da gene de bir süre gittikten sonra üşüdüm, girdim. Bu Almanya Prag yolu bayağı sıkıcı bir yol. Hiçbir şey yok, otoban. Bir de bu Prag'da Euro geçmiyor. Daha şeyden işte Çek Cumhuriyeti sınırlarına girdim, bir benzinciye bir durayım dedim bir kahve içmek için. Benzincinin içinde döviz bürosu açmışlar. Hop hemen oradan Prag parası. Parası ne onu da bilmiyorum Prag'ın. Kron mu? Danimarka'nın kron. Prag'ın da kron mu? Neyse bilmiyorum. Neyse işte benzincide döviz bürosu vardı falan. Öyle. Bu şeyin McDonald's'larında, Almanya'nın McDonald's'larında böyle domuz kaburgası falan filan vardı, böyle güzel şeyler vardı. Burada bir bok yok, Maestro diye bir şey var ama yani güzel değil.
biraz ısınıp tekrar yola çıkacağım ama işte 20 kilometre yarım saat sonra otelde olurum. Oradan da atacağım kendimi sokaklara. Ya bu şehirlerde birer gün bile değil, işte yarımşar gün geçirdiğim için şehri gördüm diyemiyorum. Ama bu sefer bir fotoğrafçı, yani Prag'da yaşayan bir fotoğrafçıyla beraber gezeceğiz 3-4 saat. O bana biraz şehri gösterecek. Bakalım. Bu böyle çok sıkıcı. Tek başıma. Ayşe olaydı iyiydi. Hem böyle olunca komik şeyler de olmuyor. Ayşe olunca çok komik şeyler oluyor. Alışveriş. Çok güzel bir yermiş burası be. Ben şimdi biraz fotoğraf çekeceğim. Prag'da yürüyoruz. Bu benim fotoğrafçı arkadaşım Fritz. Hello there. Geziniyoruz. Nereler güzel, nerelerde fotoğraf çekilir bana yardım ediyor. Böyle işte. Götümüz donuyor. Eldivenler falan, kafamıza bereler. Öyle. Şimdi gölge. We're now going by the river. That's correct. Yeah, that's correct. That's the Danube, right? Yeah, no, Voltava. The Danube doesn't. No. Oh, Voltava nehriymiş. Ben Tuna zannediyordum, bayağı değilmiş. Sıçtık. Önemli değil. Şimdi biz nehre gidiyoruz fotoğraf çekmeye. Burada biraz kuğu var. Böyle. Bu da Prag. Öyle işte. Trieste'ye götüreceğim. En uzun yol olacak aslında ama Trieste'de gemiye motor vereceğim ve ben Slovenya'dan uçakla İstanbul'a döneceğim. Yola çıkıyorum şimdi.
Viyana'dan selamlar, sevgiler. Bu gezimin son durağı burası. Tabii diğer şehirlerde olduğu gibi fazla vaktim olmadığı için Stephanplatz merkeze geldim. Böyle tam ekipman. Fotoğraf çekeceğim, gezineceğim, bakınacağım. Ondan sonra da paşa paşa eve döneceğim. Yani Trieste'ye döneceğim. Motoru verip gemiye eve döneceğim. Çok fazla şey paylaşamadım bu geziden. Çünkü tek başına olduğu zaman bir kere zor. Bir de yani genelde işte otobandan hani bir an önce varacağım yere ulaşma prensibiyle gezdim. Çünkü hava çok soğuktu. Öyle rahat rahat gez, toz falan filan öyle bir şeyim yoktu. Öyle bir fırsatım olmadı. Ama işte bir haftada 8 tane şehir gezdim. Bir şeyler göstermeye çalıştım. Umarım burası San Stefan Kilisesi. Burası işte trafiğe kapalı. Gerçekten kocaman bir meydan. Yani galiba bu kadar büyüğünü başka şehirlerde hiç görmemiştim. Buraya gelmiştim ben daha önce. Hatta motosikletle gelmiştim 2010'da. Ama fazla bir şey hatırlamıyorum. Gene çok az vakit geçirmiştik. Genelde şehrin dışında işte Harley dealerında falan vakit geçirmiştik. Yani burayı çok fazla hatırlamıyorum. Ama niye hatırlamıyorum acaba? Çok güzel bir yer.